Evet, devlet yoktu. Ama nasıl yoktu? Fiziki olarak orada yok muydu? Ben gittim, asker oradaydı. Ama neydi? En yakın askeri birlik oraya müdahale etmişti. Devlet yoktu. İkinci gün Rönesans yapımı sahibi kaçmaya çalışırken tak yakalandı. Anlatabiliyor muyum? Beni Mustafa Aydın yapan şey devletin verdiği eğitim. Devletin verdiği özgürlük, hürriyet, hak, yaşama, bağımsızlık. Bu vatanın hala üstünde bayrağın tütmesine sebep olan, o bayrağın dalgalanmasına sebep olan devlet. Ben işgal altında bir Suriye olsaydım şimdi niye Suriye sokaklarında insanlar veryasını ediyor? Suriye halkının beklediği bir devlet bile yok. Devleti beklemiyor. Devlet bize el uzatacak diye beklemiyor. Orada deprem oldu. Deprem orada hissedildi. Niye bu kadar tek yönde bakalım ki olaya? Ben sosyalist bir insanım. Ama ben devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak için bu ülkenin mevcut yapısına dışarıdan çomak sokmaya çalışan ahlaksızlara müsaade etmedim. İtalyan TV 24 kanalı geldi. Röportaj yapmak istedi. İşte hayatınızı kısa belgesel yapacağız. Finans olarak sizi desteklemek istiyoruz. Ben onların soracağı bir soruya tereddüt dahi etsem onlara malzeme vermiş olacaktım. Evet yoksa, geç kalmışsa bu afetin büyüklüğünden mütevellittir. Yüzlerce atom bombası atılmış bir kuvvette dünya üzerinde, dünyanın insan oluşumu olduğundan beri, depremlerin ölçülebildiğinden beri oluşmuş en büyük kara yıkım olan depremde koordinasyon aksaması normaldir. Devlet yoksa millet de yoktur. Bu millet bir arada ise devlet var demektir.